Açı Yatırım beklenti raporunu sunar. Efendim, beklenti raporundan herkese iyi haftalar, bol kazançlı bir hafta dilerim. Bu hafta önemli. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını karşılayacağız. Diğer taraftan bugün saat 10 itibariyle enflasyon verisini yine TÜİK tarafından açıklanacak, karşılıyor olacağız. Piyasanın beklentisi ne? Bundan sonraki süreçte enflasyon verisi sonrasındaki fiyatlamalar ne gibi tepkiler yaratacak? Bunları Ahlat Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'la birlikte de konuşmaya devam ediyor olacağız. Yalnız öncesinde günün öne çıkan gündem başlıklarına bir bakalım. Neler varmış? Evet, ilk günden başlığımızda İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi. İstanbul'da perakende fiyatları %1.01 oranında artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası'nın 1995 bazlı verilerine göre Nisan 2021 itibariyle İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi aylık %1.01 oranında artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları endeksinde ise %0.70 oranında bir artış görüldü. Diğer tarafta Yellen enflasyon endişelerini yatıştırmaya çalışıyor. Amerika'da Maliye Bakanı Janet Yellen, Biden'ın altyapı ve istihdam ailelerle ilgili teşvik paketlerinin neden olduğu enflasyon endişelerini yatıştırmaya çalışıyor. Yellen, Merkez Bankası'nın enflasyonu dikkatli şekilde izleyeceğini ve gerekli olması durumunda bununla ilgilenecek araçlara da sahip olduklarını ifade etmiş oldu. Hindistan'a gidiyoruz. Covid-19 ölümlerinde rekor sayı gerçekleşti. Hindistan'da 400 binden fazla yeni vaka görülen ilk ülke olmasından bir gün sonra Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yanaki en çok sayıda ölümün görüldüğü ülkede oldu. Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 3689 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken şu ana dek 19 milyondan fazla Covid-19 vakası da kayıtlara geçmiş oldu. Bu kez IMF'den Türkiye'ye yönelik bir açıklama var. Türkiye salgında en fazla likidite sağlayan tek ülkedir. IMF mali izleme raporunda salgın sürecinde Türkiye G20'nin yükselen ekonomileri arasında gayri safi yurt içi hasılasına oranla en fazla likidite desteği sağlayan ülke oldu. Türkiye'nin likit destek oranı gayri safi yurt içi hasılasının %9.4 oranında olurken aynı kategorilerdeki ülkeler arasında Türkiye'ye en fazla yaklaşan ülke 6.2 ile Brezilya oldu. Çin %1.3, Rusya ise %1.5'ta kaldı. Bu kez Ethereum fiyatlarına gidiyoruz. İlk kez 3000 doları aştı. Bitcoin'in ardından dünyanın ikinci en büyük piyasa değerine sahip kripto parası konumundaki Ethereum'un fiyatı ilk kez 3000 dolar seviyesini aştı. Ethereum fiyatı hafta sonu gelen güçlü alımların ardından bu sabah 3026 dolar seviyesine kadar yükselmiş oldu. Kripto paralardaki yükselişler bakalım bundan böyle nasıl bir yöne doğru evrilecek, yine bunları takip ediyor olacağız. İsterseniz bu kez piyasalara bakalım. Piyasalardaki fiyatlamalar neyi ifade ediyor? Borsa İstanbul'a bakacak olursak, Borsa İstanbul'da bir miktar daha hafta sonu 1400'ün, Cuma günü 1400'ün üzerinde kalıcılığını sağlayamadı. 1397 seviyesinden kapanışı gerçekleşti. Bu haftaki beklentileri karşılıyor olacağız. Önemli verilerin söz konusu olduğu, dış haberlerinde bir miktar daha baskı yaratabileceği bir hafta olarak gerçekleşirken, enflasyon verisi ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı da Perşembe günü etkili oluyor olacak. Bakalım bundan sonra hisse tarafında özellikle sektörel ayrışma devam edecek mi, yoksa bir toparlama sürecine doğru giren Borsa İstanbul mu olacak? Dolar TL'ye baktığımız zaman Dolar TL'de Cuma günü itibariyle bir miktar daha ABD'den gelen verilerle birlikte özellikle kişisel gelir harcamaları, kişisel gelirlerdeki artış bir miktar daha burada hem euro dolar paritesinde aşağı yönlü hareketi sağladı, hem de gelişmekte olan ülke kurlarına baktığımız zaman doların bir miktar daha gücünü öne çıkarmıştı. Dolar TL an itibariyle 8.29-30 seviyesinden işlem görürken euro TL'de ise 9.95 seviyesinde işlem görüyor. Sepet kur ise 9'un üzerinde kalıcılığını sağlamakla birlikte 9.12 seviyesinden işlem görürken gram altında 472 lira fiyatlandığını görüyoruz. Hemen bu kez endekslere geçelim. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksindeki geçen hafta güçsüz bir görünümün ardından bu hafta 91'in üzerinde başladı dolar endeksi. 91.35 seviyesinden işlem görüyor. Buradaki bir miktar daha Biden'ın paketiyle birlikte dolar endeksindeki güçlenmeyi görebiliyoruz. 1.8 trilyon dolarlık paketin hem enflasyon yaratacağı hem de bundan sonraki süreçte Fed'in hareketlerini bir miktar daha öne çekebileceği algısıyla birlikte dolar endeksinde
endeksinde bir güçlenme söz konusu oldu. Euro dolara bakacak olursak 1.21 seviyelerine çıktıktan sonra gelen ABD'den verilerle birlikte bir miktar daha 1.20 seviyelerine kadar geri çekildiğini görebiliyoruz. Pound dolarda ise 1.38'lik fiyatlama söz konusu iken dolar yende 109.64, dolar İsviçre frangında ise 0.18'lik primlenmeyle birlikte 9.091 seviyesinden işlem görüyor. Hemen bu kez Asya tarafına bakalım. Asya tarafındaki fiyatlamalar ne durumda? Japonya ve Çin'in tatil olduğunu görüyoruz. Japonya ve Çin'den tatil, bugün İngiltere'den de tatil, bir miktar daha işlem hacimlerinin düşük olabileceğini söyleyebiliriz. Çin Şangay Endeksinde 3.446 puan görülmüştü. Japonya'da ise 28.812. Hong Kong borsalarında ise bugün %1.5'un üzerinde yine bir negatif yön söz konusu. Güney Kore Kospi'ye baktığımız zaman 0.62'lik bir geri çekilme. Hindistan Sensex'te ise yarım puanın üzerinde, burada da 0.68'lik negatif bir seyir söz konusu. ABD vadelilerde ise bir miktar daha sınırlı hareketlerin yaşandığını görüyoruz. ABD vadelilere bakacak olursak 0.31'lik artıyla Dow Jones Endeksinde 33.903 puan seviyesinden işlem görülürken S&P 500'de ise yatay pozitif puanlamayla birlikte 4.184. Nasdaq vadeliye baktığımız zaman ise burada yatay negatif sınırlı bir satıcılı seyirle birlikte 13.858 puandan da işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Tahvil faizlerine bu kez çeviriyoruz. Tahvil faizlerine baktığımız zaman bir miktar daha ABD'deki enflasyon verileriyle birlikte yaşanan endişenin buradaki yükselişi de beraberinde getirdiğini görüyoruz. 1.50'ler seviyesinde olduktan sonra bir miktar daha 1.60'ların üzerine kendini atmaya çalışan ABD 10 yıllık tahvil faizleri var. An itibariyle baktığımız zaman burada 2.59'luk bir artışla 1.62 puandan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. ABD 30 yıllığında ise burada da %1.5'a yakın yukarı yön hareketiyle birlikte 2.29 seviyesinden işlem görüyor. 2 yıllığı ise 0.16 puandan işlem görüyor. Yellen bir miktar daha enflasyon endişelerini yatıştırmaya çalışıyor. Özellikle Fed'e yine atıfta bulunarak Fed'in bir miktar daha burada araçlarını kullanabileceği yönünde de beklentilerle birlikte ABD tahvil faizlerinin de şekillendiğini söyleyebiliriz. Hemen bu kez ABD tahvil faizlerinden sonra altın tarafına geçelim. Altın tarafındaki fiyatlamalarda ons altın haftaya nasıl başladı? Ons altına bakacak olursak 0.28'lik primlenme ile birlikte 1773 puandan işlem görüyor. 1800'e doğru giden bir hareket söz konusu olacak mı? ABD 10 yıllığı ile birlikte bir miktar daha korelasyonunu koruyan ons altını görüyoruz. Brent petrol ve ham petrole bakacak olursak ülkelerdeki büyüme revizyonları ile birlikte 65 doların üzerinde kalıcılığını sürdüren Brent petrol söz konusu. Haftaya 66.31 dolar seviyesinden başlarken ham petrolde ise 63.29 dolar seviyesinden işlem görülüyor. Yarım puana yakın bir negatif geri çekilme söz konusu. Dar bir banda sıkışan da Brent petrol ve ham petrolün olduğunu söyleyebiliriz. Hemen kripto paralara geçelim. Kripto paralar hafta sonu itibariyle bir miktar daha piyasadaki hacimlerin yükselişiyle beraber de hafta içi haftaya Ethereum özellikle 3000 doların üzerinde başladığını söylemek mümkün. Bitcoin tarafında 57 bin dolar seviyesinden işlem görürken %2'ye yakın bir primlenme söz konusu. Bitcoin TL'de ise %2.18'lik artı, Ethereum tarafında ise %4'lük bir yükseliş. Özellikle hem supranasyonel kurumların hem de uluslararası kurumların bir miktar daha Ethereum teknolojilerini kullanması Ethereum'daki fiyatların yükselişini de beraberinde getirdi. Tüm bu ayrıntıları birazdan konuşuyor olacağız. Beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez her pazartesi olduğu gibi Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey, selamlar, hoş geldiniz.
Günaydın, günaydın, iyi haftalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta aslında önemli bir hafta içeride. Özellikle enflasyon rakamlarının bugün saat 10 itibariyle karşılığı oluyoruz. Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Öncelikle enflasyon verisiyle başlayalım istiyorum. Enflasyon verisinde geçen hafta enflasyon raporu toplantısında bir miktar daha işaret etmişti Sayın Kavcıoğlu. Bugün için bu ayki gelecek enflasyonda zirve rakamın olacağına dair %17'nin üzerine işaret etmişti. %1.8'lik bir artış beklentisi söz konusu. Siz ne dersiniz? Nasıl bir rakam bekliyorsunuz? Yani evet, piyasa 1.8, 17.30'a tekabül ediyor yanılmıyorsam işte yıllıkta da. Fakat Cuma günü yine yanılmıyorsam İstanbul verileri geldi. Çok Türkiye genelini aslında son birkaç veride göstermese de birin hafif üzerinde, yani aylık bazda 1.01 yanılmıyorsam bir en azından perakende tarafta bir enflasyon gördük İstanbul için. Hani bunun bir gösterge niteliği olur da Nisan ayında da bu piyasa beklentisi olan 1.8'in biraz altında bir enflasyon gerçekleşmesi olur mu? Bugün onu göreceğiz. Çünkü bizim beklentimiz de yanılmıyorsam bu ay için neredeyse piyasanın en düşüğü gibi 1.07-1.10 civarında, yıllıkta da 16.5'a yakın. Ama şu var, yani buradaki tartışma tahmin ediyorum, yani bugün enflasyon 1.5'da gelse aylıkta ve işte 17 civarında bir yıllık bazda da görsek, tabii iki başlığımız var. Yani bir tanesi bu üretici fiyatlarındaki ve çekirdek enflasyondaki yükselişi ne kadar kalıcı olacağı. Bir ikincisi de yani bu enflasyonun bir yerde bu sene içinde bir zirve yapması ve o zirve yaptıktan sonra da Sayın Başkan ifade ettiği gibi bir geri çekilme kalıcı olarak olacaksa ve biz buradan tekrardan bir faiz veya sıkı para politikası üzerinde bir görüş, bir düşünce, yeni bir işte bu faiz indirimi olabilir ya da faizin belli bir noktada dengelenmesi olabilir. Bunu bu yıl içinde yaşayabileceğiz mi? Bugünkü veri bir nebze piyasa tarafında işte bir kısım Nisan'ın en yüksek seviye olacağını, bir kısım da benim gibi aslında birkaç ay daha enflasyonun zirve yapması için aslında zamana ihtiyacımız olduğunu gösteren o diyelim farklı görüşleri ya da tartışmaları hani hangi noktada tutacağı için önemli olabilir. Nisan ayında da böyle bir düşük veya piyasadan biraz daha düşük bir beklentiye sahip olmamızın nedeni de aslında bu kur geçişkenliğinin, enerji fiyatlarındaki yükselişin, keza mesela geçen ayki yani Mart ayındaki mevsimsellik diyelim biraz daha hani işte ilk çeyreğin son ayıyla bu ikinci çeyreğin ilk ayı olarak bir geçişkenliğe baktığımızda bazı fiyatlamaların, enflasyonu etkileyen bazı fiyatlamaların geçen ay daha yüksek bir veriyle gelmiş olabileceğinin dolayısıyla Nisan'da biraz daha bunun yine bir yükselişle yani %1'in üzerinde ama işte piyasa beklentisinden 1.8'den biraz da aşağıda kalması nedeni bu. Onun için yani o enflasyon fiyatların belli bir zaman diliminde işte sürekli yükselmesi anlamını ifade ediyorsa bu ayda o enflasyonu göreceğiz ama ben kişisel olarak da kurum olarak da piyasa ortalamasının biraz altında bir beklentimiz olduğunu söylemem lazım. Peki bununla birlikte siz de söylediniz kurdaki geçişkenlik, Sayın Başkan da bunun altını ısrarla da çiziyor kurdaki geçişkenlik. Şimdi %20 civarında bir geçişkenliğinin olduğunu varsayarsak eğer bir önceki enflasyon rakamında özellikle Mart ayının ikinci yarısından sonra yükselen bir kur söz konusu olmuştu. Bunun etkisini sınırlı da olsa görmüştük. Bu kez kura baktığımız zaman 8.30 seviyesinin hemen altında fakat oynaklığın bir miktar daha yüksek olduğu noktada da üreticilerin maliyetlerini buradaki opsiyonel bir hesaplamayı da göz önüne koyduğunu düşünürsek eğer daha süreç içerisinde de yansıması bekleniyor bununla birlikte. Kurdaki hareketle birlikte. Şimdi bu kurdaki hareketle zirve seviyesinin daha önümüzdeki süreçte yaşanabileceğini düşünürsek %19'luk bir politika faizi söz konusu. Yani şimdi vatandaşın eline geçen mevduattan geçen %19'luk bir rakam da değil. Hal böyle olunca ister istemez bir sonraki zirve seviyelerinde yükseliş gerçekleştiği zaman İster istemez bir negatif bölgeye geçilmiş olmayacak mı? Merkez Bankası'nın bundan sonraki hamlesi. Yani biz artık şunu diyebilir miyiz? Evet,
zirve seviyelere yaklaşmış bulunmaktayız ve Merkez Bankası bundan sonraki adımda bir faiz artışına gitmeyecek. Ama bunun aksi tam tersi kurdaki yükseliş devam ettiği sürece Merkez Bankası bu kurun geçişkenliğini enflasyona doğru hesaplayıp daha da artışa gidebilir mi? Ne dersiniz? Evet, şimdi para politikası kısmında herhalde kurdaki hareket çok belirleyici olacak. Yani yılın geri kalanında. Çünkü biraz önce de ifade ettik. Evet, yani kurda mesela bir hareket yukarı doğru oluyor. İşte enerji fiyatı diyoruz. İçeride bazı vergilendirmeler, zamlar olabilir. Hani enflasyonu etkileyebilecek. Üretici fiyatı ve çekirdeğin TÜFE tarafına yansımaları olabilir. Bunlar hani yıl içinde bir aşağı bir yukarı hani enflasyonu dengeleyecek ya da beklentileri arttırabilecek ya da düşürebilecek gelişmeler. Ama kur tarafında yani geçen ay yaşadığımız oynaklığa benzer bir oynaklığın aşağı ya da yukarı doğru hareket etmesi bence politika tarafında çok net bir belirgin döneme girmemize neden olabilir. Çünkü şöyle ifade edeyim, yani normalde her şey işte belli bir yükseliş dahilinde devam etse diyelim, işte yılbaşından geldiği şekilde kuru da bu seviyede aldığımızı, işte 8-25'ler civarında aldığımızı düşünürsek yine de enflasyon yükselecek gibi gözüküyor. Ve bu yükselişin yaz aylarına doğru benim kanaatimce belki Mayıs belki Haziran olabilir. En iyi ihtimalle konuşuyorum, kurdaki oynaklığın geçen ayki gibi bir dönem yaşamamasını da tekrar not etmek istiyorum. Bu sefer mesela 17,5'larda en kötü ihtimal işte 18-17,5-18 arasında diyelim ki bir netleşmemiz oldu yani enflasyonda ve Temmuz-Ağustos'da da işte bu bütün geçişkenlikler, fiyat artışları vesaire belli bir normalleşme içinde, hatta belki yabancı girişiyle birlikte tekrar kurun da 8-8,50 arasında stabil kaldığını düşünürsek işte o zaman biraz da Merkez Bankası'nın planları içerisinde belki sabit bir faiz ve yıl sonuna doğru bir, ki bizim beklentimiz o, bir 100 puanlık faiz indirimi yapabileceği bir alan kalabilir. Bunun dışındaki her senaryoda şu anki faiz ortamı, yani %19 politika faizi, işte %17-18 arasına doğru bile enflasyon yükselip buradan devam edeceğini yukarı doğru hissettirdiği anda kura baskı yapmaya ve faizi de yeniden sıkılaştırma noktasında bir ihtiyaç duyulmaya itecektir diye tahmin ediyorum. O açıdan sadece para politikası üzerinden düşünmemek lazım. Burada yabancı girişini, kur tarafında bu avantajı bize sağlayacak işte diğer maliye politikaları diyebilirsiniz, siyasi politikalar, dış ilişkiler, işte daha önce başladığımız reform sürecinden alınabilecek bazı uygun geri dönüşler. Bunların hepsi de enflasyonla birlikte Merkez Bankası'nın politikasını belirleyecek gelişmeler olarak bakmamız gerekiyor. Onun için bu yıl piyasa şu an 14-15 arası, yıl sonunda da yani bizim tahminimiz o, daha iyimser arkadaşlarımız da var ama işte %17 ile 19 arası veya 16 ile 19 arasında da bir faiz beklentisi var. Bunu değiştirebilecek biraz önce söylediğim iyimser ya da kötümser başlıkların takip edilmeye devam edileceği maalesef diyorum. Çünkü diğer değişkenleri belki zaman zaman değiştirebiliyorsunuz ama bu başlıklar içerisindeki bazı maddeleri değiştirme şansınız da olmayabiliyor. O açıdan bunları takip ederek devam edeceğimiz bir yıl olacağını söyleyebilirim. Evet, şimdi aslında burada hem enflasyon rakamının hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da kararını takip eden bir piyasa söz konusu olacak. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman Cuma günü 1400'ün üzerinde kalıcılığını sürdüremedi ve 1400'ün hemen altında 1397 puandan da işlem gününü kapattı, haftayı kapattı. 15 milyar TL'lik bir işlem hacmi var. İşlem hacminin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Yani 35-40 milyar TL'lik hacimlerden 15 milyarlara kadar bir geri çekilme söz konusu. Yabancı pozisyonlanmasında ciddi anlamda bir fark söz konusu. Bu haftaki kararla birlikte burada bir değişiklik görülebilir mi? Yani yabancının pozisyonlanması yoksa biraz daha zaman mı alacak? Ne dersiniz? Çünkü ikinci toplantısı olacak. Enflasyon raporu toplantısında da keza başkanın sıkı duruşunun altını ısrarla çizmesi bir miktar daha burada yabancıların pozisyonlanmasını da arttırabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi enflasyonun ben yabancılar açısından, yani yurt dışı bir kurum ya da kişi olarak baktığınızda hani Türkiye'yi bugünkü veriler sonrasında
pozitif ya da negatif değerlendirebileceği bir ortam oluşacağını düşünmüyorum. Yani şöyle bir zirve seviye ve aşağı doğru bir ivmelenme, Türkiye'nin yeni bir hikaye yazma durumuna tekrar geçmesi bence yabancının net bir Türkiye bakış açısını değiştirebileceği gelişmeler olabilir. Yani bugün enflasyon bizim beklediğimizden de düşük. Yani %1'in altında da gelip işte yıllıkta da belki aynı seviyelerde 16-30'lara doğru kalsa bile o zaman Türkiye'de her şey iyiye gidiyor deyip yabancının buraya akın edeceğini çok düşünmüyorum şu an için. Burada başka dinamikler var ama piyasa açısından bakarsak evet halka arzlar devam ediyor. Evet yabancı 42.85'ti yanılmıyorsam oran bazlı baktığımızda en azından kurumsal yapı içerisinde baktığımızdaki yabancı oranı tarihi dip seviyelerde. Evet içeride de belki faiz bir alternatif, altın veya döviz bir alternatif olmaya borsada devam ediyor. O açıdan ilginin de azaldığı, belki mevsimi de Mayıs ayına girdik. İşte Mayıs'ın da bir psikolojik etkisi belki bu ay içinde olabilir. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda ben hani enflasyonun bunları değiştirmeyeceğini, yurt içinde de sıkışık yatay 1400 civarında bir borsa endeksine devam edeceğimizi, cuma günkü dolar endeksindeki Amerikan tahvilleri 1.62'nin üstünde kalırken ki o 91.30 rallisi diyelim ona, o hareket sonrasında da kurda bir 8-8.27 hareket olduğunu unutmamamız gerektiğini, dolayısıyla kurdaki hareketinde şu an için sadece dolar bazlı olduğunu düşünüyorum. O açıdan bugün biraz da bahsettiğiniz hacimlerde ve işte 8-20-30 arası veya 32 arası bir kur 1400 civarında da bir borsa düşünmek lazım. Yabancı bilemiyorum, bu bir şey olabilir. NATO zirvesindeki görüş olabilir. Bankacılık tarafında Halkbank'ın rahatlatması veya eksi bir stres yaratması olabilir. Türkiye'nin tekrardan bir patikaya, en azından piyasalar açısından güven patikasına herhangi bir nedenle Avrupa ya da Amerika ilişkileriyle birlikte girdiği algısı olabilir. Bu başlıklarla Türkiye'ye tekrar dönebileceğini ve aktif olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet, şimdi bununla birlikte isterseniz son olarak da dolar TL'ye de bakalım. Dolar TL'de 8.30 seviyesinin hemen sınırında 8.29 seviyesinden fiyatlanıyor. Geçen hafta Başkan Kavcıoğlu ile birlikte yapılan açıklamalarla o sıkı duruşun devam edeceği, gerekirse ilave sıkılaştırmanın da yapılabileceği sözlü yönlendirmesiyle birlikte bir miktar daha 8.15'lere geri çekildikten sonra, ama an itibariyle yani 8 ile 8.10 arasındaki fiyatlamanın bir miktar daha bant değiştirerek 8.20 ve 8.30 arasına geçtiğini görüyoruz. Buradaki fiyatlamalarda piyasa etkisi, gelecek veriler, ABD dolar endeksinde bir miktar daha 91'in üzerinde başlama isteği. Ne dersiniz? Yani yılın mesela oradaki ABD'den gelen güçlü verilerle birlikte enflasyon verisini yatıştırmaya çalışıyor. 10 yıllık tahvil faizleri bir miktar daha baskılanmaya, dış riskler bir miktar daha baskılanmaya çalışılsa da içerideki haber akışları da etkileyecek gibi görünüyor. Dolar TL'deki yorumunuzu da almak isterim. Şimdi dolar TL için bir kalıcı aşağı yönlü. Yani bu biz para politikasını sıkılaştırırken Sayın Ağbal döneminde olduğu gibi aşağı doğru bizim aldığımız aksiyonlara reaksiyon verebilecek şekilde de bir ivme yaşamamız için burada yine yabancı ilgisinin, yani yabancı para girişinin Türkiye'de ihtiyaç duyulduğunu söylemek gerekiyor piyasa açısından. Yani Sayın Kavcıoğlu evet bir toplantı, bir enflasyon raporu sunumu geçirdi. Her ikisinde de aslında kurda bir zaman zaman aşağı yönlü hareket görüldü sınırlı olarak. Ama görünen o ki bunun kalıcı olması için bir yabancı ilgisinin devam etmesi gerekiyor. Bu olmadığı zaman da işte cuma günü aslında işte 8.20 civarlarında yatay bir hareket olurken dolar endeksine, yani parite bazlı baktığımızda doların değer kazanmasıyla birlikte bir yükseliş oldu. Dolayısıyla bunun için biraz önce söyledim. Yani bugün yine dolar endeksine bağlı belki 8.30, 32, 33 gibi hareketler olabilir ya da geri çekilmeler olabilir 8.25'lere, 8.23'lere doğru. Yani bir süre daha 8.20'nin üstünde kalıcılık sağladığımız sürece hani Türkiye'deki o döviz girdisinin nötr kaldığını göreceğimizi düşünüyorum. O açıdan 8.22 ana desteğimiz, buralar kalıcı olarak aşağı doğru çevrilmediği, dönmediği, bir trend oluşmadığı durumlarda 8-8.50 arasındaki bandın aslında devam edeceğini söylememiz gerekiyor.
Bugün için de benim aralığım 8.23-8.33 arasında bir kuru çok da böyle heyecanlı olmadan enflasyon sonrasında dalgalanmalar olsa bile göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet, son olarak da euro dolar paritesine bir bakalım. Euro dolar paritesinde de 1.21 seviyesinin üzerindeydi. Fakat gelen işte kişisel gelirlerdeki artış verisi bir miktar daha burada 1.20'lere kadar da geri çekilmesine sebep oldu. Euro dolarda ne dersiniz? Yani hep bir güçlü euro mu olacak diyorduk. Fakat dolar endeksindeki bu yükselişle beraber çok kısa yorumunuzu da almak isterim. Kısaca bu akşam Powell'ın konuşması var. 9.20 geçe yanılmıyorsam Türkiye saatiyle. Burada evet. Powell tekrar doları alıp yerlere vurmaya çalışmazsa böyle bir hani güçsüz bir dolar beklentisi içerisinde ben paritenin 1.20'nin üstünde kalacağını düşünüyorum bu akşama kadar ama genel olarak daha aşağı yönlü inmeli olacağını düşünüyorum. Burada da bakacağımız yer bugün 1.20.70. Burası geçilmediği sürece 1.20 desteği 1.20.70 direnci arasında bir gün geçirir diye düşünüyorum ama orta vadeli beklentim benim hala paritede aşağı yönlü olma eğilimi süreceğini düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Tonguç Bey. Aktarmış olduğunuz değerlendirmeler kıymetli bilgileriniz için ederim. Diyelim. Efendim Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'la birlikte her pazartesi olduğu gibi yine beklentilerimizi haftaya dair aktarmış olduk. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Cenk Alp Yoldaş'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahlatçı Yatırım'la beklenti raporu devam edecek. Ahlatçı Yatırım'la beklenti raporu devam ediyor. Efendim beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cenk Akyoldaş'la birlikte, Cenk'le birlikte bu haftanın yine enflasyonunu konuşuyor olacağız. Enflasyona dair de piyasa fiyatlamalarının üzerinden de geçelim. Cenk, şimdi başlayalım istersen. Tabii ki. Bugün hızlıca. Saat 10 itibariyle karşılayacağımız enflasyon rakamları olacak ve enflasyon rakamlarının üzerinde piyasa üzerindeki etkisi nasıl olabilir diye düşünüyoruz. Bu ay için özellikle Başkan Kavcıoğlu bir miktar daha zirveyi işaret etmişti ama toplantı metnine baktığımız zaman oradaki raporda zirvenin oraya işaret edilmediğini de göstermişti. Şimdi %17'nin üzerinde olacağını Sayın Kavcıoğlu net bir şekilde ifade etti. Bakıyoruz bizde 1.79'luk bir artış beklentisi var an itibariyle. Kurdaki geçişkenlik Mart itibariyle yani Mart'ın yarısından itibaren bir miktar daha kurda sert hareketlerin olması yine aslında burada Mart enflasyonunun yarısını etkilemişti. Yani orada kurdaki evet. geçişkenliğin %10 diyebiliriz, %20 madem öyle. Geçişkenliği varsayarsak. Şimdi diğer taraftan bu aya bakacak olursak da bir miktar daha burada kurdaki geçişkenliğin tam anlamıyla hissedildiği, petrol fiyatlarının, enerji fiyatlarında bir miktar daha yükselişin yaşandığını söyleyebiliriz. Şimdi yani ister istemez de politika faizinin buna doğru şekillendiğini söyleyebiliriz. Senin beklentin bugün nedir? Hangi aralıkta bekliyorsun? Piyasa fiyatlaması ne olacak? Şöyle söylemek lazım. Enflasyondaki ataletin devam ettiğini görüyoruz. Daha başlamadı bile hatta adalet. Son hareketin bir son 1 liralık hareketin daha ivmesi yeni başlıyor. Bu birkaç ay bence sürmesi beklenir. Tamamen bir ayda tam yansıması beklenmeyeceğine göre biraz daha zamana dağılması lazım. O nedenle ben Nisan ayında zirve göreceğimiz kanaatinde değilim. Biraz daha gecikmeli. Haziran başı gibi Haziran enflasyonunda belki zirve noktasının ulaşılması beklenebilir. Bu ay için şöyle söyleyebiliriz, iki aralığımız var. Alt sınırımız bizim yapmış olduğumuz ölçümlerde 17-19, üst sınırda 17-63. Ben orta nokta olarak 17-41 alıyorum. Benim beklentim 17-41 olarak söylemem lazım. Yıllık bazda, aylık bazda geldiğimiz zaman aylık bazda da dikkatimizi çeken seviye 1.89 gibi yüksek bir rakamla karşı karşıya kalmamız beklenebilir. Zaten eğer bu ay zirve olacaksa enflasyon, oldukça yüksek bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kalmamız lazım. Eğer başkanın dediği gibi gerçekleşecekse belki 1.89'lar bile düşük kalması lazım. Hı hı. Eğer zirve olacaksa yani buradaki rakamın biraz daha 18'lere yakın bir rakam seviyesinde gerçekleşirse o zaman belki zirve olma ihtimali olabilir. Ama onun dışında normal piyasa değerlendirmelerine baktığım zaman benim beklentim
17.41 piyasanın yaklaşık olarak biraz üzerinde, piyasa 17.30'lar civarı bekliyor. 1.8 ortalama bir beklenti söz konusu. Ben biraz piyasanın üzerindeyim. Peki bu beklenti kurdaki artıştan dolayı mı yoksa üfenin tüfeğe yansıması mı? Şimdi üfenin tüfeğe yansımasını da bir taraftan aslında bekliyoruz. Kurdaki artış olursa bu kez üfe rakamlarında ciddi anlamda artışın devam ettiğini görürüz. Bu makas bir şekilde kapanacak. Yani şimdi dolayısıyla yansıyarak kapanacak. Bundan sonraki aylarda bu kez daha da artarak gideceğini hesaplayabiliriz. O nedenle sürecin biraz daha zamanla yayılması. Bu tabii ki bir kısmı tüfeden geliyor. Bir kısmı da ister istemez, yani üfeden geliyor pardon. Bir kısmı da bu döviz hareketinden kaynaklanıyor. Maliyet artışlarından kaynaklanan. Bir de psikolojik enflasyon da bir yerden sonra biliyorsun. Fiyatlamalar ekonomide biraz da davranışsal psikolojik olarak. Yani evet, davranışsal iktisat bölümü çıktı yani. Evet, beklenti yönetimi tamamıyla. İnsanların beklentisi hangi yöne doğru evrilmeye başlarsa ve o beklentiler bir anda kırıldığı zaman tekrardan onu döndürmek, kazanmak çok kolay değil. Bir süre o yönde ikna olması için bir sürecin geçmesi gerekiyor. O süreçte biraz zaman alacakmış gibi. Enflasyon grafiğinde de burada işte özellikle göstermeye çalıştığım nokta, şu kesişim noktası olan bir bölgemiz var. Şu bölge tam 17.41 civarında bir hedefe işaret ettiğini söylememiz mümkün. Orası nereden geliyor? Hem Fibonacci fanlardan gelen bir nokta karşımıza çıkan, hem aynı zamanda şurada bir trend çizgimiz var, onun da kesişim noktası olduğunu görüyoruz. Öte yandan sadece bu verilerin teknik analizde söylendiğini belirtmemek lazım. Teknik analizinde bu seviyeleri desteklediğini net şekilde söyleyebilirim. Bununla birlikte bir miktar daha buradaki hareketlerin yine devamını da bekliyoruz. Peki burada enflasyondaki yukarı yönlü hareketlerle birlikte bir miktar daha politika faizinde buna göre şekillendiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu hafta yine politika faizini de karşılıyor olacağız. Sayın Kavcıoğlu sıkı duruşun altını ısrarla çiziyor. Yani piyasanın Merkez Bankası'nın beklentisine, Merkez Bankası'nın duruşuna yönelik bir beklentiyle gerçeklik, yani buradaki uygulama arasında ciddi de belirgin bir fark oluştu. Şimdi ister istemez bu enflasyondaki yükseliş bir miktardan Merkez Bankası'nın konumlanmasını nasıl hareket ettirecek? Yani bunu da konuşmakta yarar var. Bu haftaki politika toplantısında bir değişiklik beklenmiyor. Yani herhangi bir faiz indirimi noktasında bir hareket alınmayacağı, aksiyon alınmayacağı net şekilde gözüküyormuş gibi duruyor en azından. Şunu söylemek lazım, Sayın Kavcıoğlu'nun duruşunda net şunu görüyorum. Biz enflasyon verisinin üzerinde politika faizi verdiğimiz sürece biz sıkı duruştayız. Peki bu sıkı duruş... Yani enflasyon o politika faize gelene kadar bu sıkı duruş olarak görüyor kendisi. Ama enflasyonda bu hafta bir miktar daha işte 17.79 seviyesine geldiğini düşünürsek eğer, diyelim ki o seviyeye geldi. Şimdi ister istemez yatırımcının banka mevduatı gelirinde almış olduğu fonlama bu kez dengelenmiş oluyor enflasyon verisiyle. Bu TL'nin cazibesini bir miktar daha kırmış oluyor. Şöyle bir grafiğimiz var istiyorsan buradan bakalım. Bu grafik bizim 2 yıllık tahvil, politika faizi, enflasyon verisi ve enflasyonda... Buradaki de son 7 aylık enflasyonun projeksiyonuyla kendisinin koymuş olduğu bir hedef. Piyasanın yaklaşık olarak 17.30'ları beklerken buradaki rakam 17.25'ler civarında çıkıyor. Yani bu da enflasyonun kendi ataletinin getirmiş olduğu ivmenin hareketin noktası gibi değerlendirmek lazım. Şimdi buradaki grafiğe baktığımızda bizim dikkatimizi çeken 19... Şöyle bakalım geçmişten gelen sürece. Politika faizini biz belli bir dönemlerde hep aşağıda tutmuşuz. Enflasyonun işte fiyatların hep neden dolar yukarı gitti, neden dolar yukarı gitti? 2017'den sonraki sürece baktığımızda politika faizimiz aşağıda, enflasyon yukarıda. Bu süreç bir şekilde sürdürülemiyor. Bir yerden sonra burada işte hızlı bir hareketle politika faizini 24'lere kadar çıkartmak zorunda kalıyoruz. Ondan sonra enflasyonda tekrardan düşüşün başladığını görüyoruz. Enflasyondaki düşüşün başlaması birlikte hızlı bir düşüş oluyor. Biz de belli bir paternde bunu sürdürdükten sonra paralel şekilde enflasyonu aşağı doğru getiriyoruz. Ne zamana kadar? İşte geçtiğimiz şu dönemde yaşanan döneme kadar. Bu dönem tekrardan biz enflasyonda bir hareketlenme var ama biz yukarı doğru değil, politika faizini aşağı doğru bastırmaya devam ediyoruz. Ama işte onun sonucunda da tekrardan bir süre sonra politika faizini yükseltmek noktasındayız. Şimdi burada dikkati çeken şu, enflasyonda neredeyse ikinci eldeki benchmark dediğimiz
2 yıllık bono faizinin neredeyse bizim benim tahminimle örtüşen noktaya geldi. Yani aslında bir reel getiri tarafına kaybettiğimizi gösteren bir gösterge. Bu şu bölgede işte piyasadaki değerlenmenin olduğu nokta hatırlarsan enflasyonu politika faizini arttırmaya başladığımız noktada burada da hızlı bir şekilde peşinden daha bunu arttırmadan biz burası artmaya başlamıştı. Neden başlamıştı? Çünkü biz orada aslında örtülü faiz arttırımlarına gidiyorduk. Merkez Bankası geç likiditeden fonlayarak piyasayı yukarıdan fiyatlıyordu. Politika faizini arttırmıyor. İkinci bir alternatif bir yolla belirsizlik politika faizini ikili üçlü faiz yöntemine geçmiştik. Piyasa bunu hemen önden kendisi zaten bir şekilde dengelemeye başlamıştı. İşte bundan sonraki süreçte bakmamız gereken enflasyon bu 2 yıllık faizin üzerine çıkacak mı, çıkmayacak mı? 2 yıllık faizin üzerine çıktığı zaman ne olacak? İşte mesele o. Eğer 2 yıllık faizin üzerine çıkıyorsa o zaman buradaki hareket ister istemez tekrar bir tık daha yukarı gitme arzusuna işaret eder. Eğer pik burada gerçekleşecekse yani şu bölgeyi anladığım kadarıyla başkan pik olacak noktası gibi değerlendiriyor kendi şeyinde. O zaman burası biraz daha böyle 2-3 ay daha gidip ondan sonra işte bütün yorumcular işte grafikteki o sert düşüşün Ekim ayından itibaren enflasyonda aşağı doğru bir sert bir hareket beklentisi var Merkez Bankası'nın. O dönemde faizleri indirmesi beklentisini gösteriyor. Ama ben o bölgeye kadar zannetmiyorum bekleyebileceğini. En azından politik açıdan ne kadar olsa da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktadaki yaklaşımının ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Bir miktar daha piyasada aslında son çeyrekte faiz indirimlerinin gerçekleşebileceği beklentileri de söz konusu. Mesela bu beklentileri de aktaracak olursam eğer, işte yaz aylarında da beklentiler var. Mesela Deutsche Bank'tan Temmuz ayında bir indirim beklentisi var. Sagam Danışmanlık'tan mesela Temmuz ayında bir indirim var. Albaraka Türk mesela %18,5 Haziran ayı itibariyle indirime başlar diyor. JP Morgan Eylül'de söylüyor. Gedik yatırıma bakıyoruz. Burada da %18,5 Eylül ayı itibariyle yatırım finansmana baktığım zaman Ekim'de, QNB Finans Invest'te mesela Ağustos ayında Morgan Stanley'e bakıyorum burada dördüncü çeyrekte yapabileceğine dair beklentiler söz konusu. Benim beklentime gelirsek evet genelde o enflasyon raporunda sunumundaki görünen kırılım enflasyonda aşağı doğru kırılım Ekim ayı itibariyle başlayacağı, Eylül sonu Ekim ayı başında başlayacağı görünüyor hızlı bir şekilde. Orada hızlı bir indirim noktasına gidebiliriz. Benim tahminim Haziran ayında sembolik de olsa 25 ila 50 bas puan arasında bir indirim gelmesi şeklinde. Kurda en azından bir yükseliş söz konusu olursa, çünkü kurda da beklentiler mesela dün seninle de konuştuk. Evet. Bir tahminleme söz konusu ve bu tahminlemede yani 5,5 dolar tahmini bir anda 9,5'e yükseldiğini evet, görüyoruz. Evet, Robin Brooks de bir baş ekonomist var, IIF'in bu Uluslararası Uzlaşma Bankası'nın baş ekonomisti. Kendisinin söylemiş olduğu, daha önce hep TL'yi savunan bir kişi aslında bakarsanız. O 7-20 şok, ilk 7-20, 2018'de 7-20 kuru şok krizi olduğunda 5-50 fair value dedi. Yani adil değer olması gereken değer oldu. Ondan sonraki süreçte o 5-50'nin altına indi, 5-20'lere kadar gelmişti. Daha sonraki süreçte geçtiğimiz sene önce 6,5'a çıkarttı bunu. Sonra 7,5'a çıkartmıştı. 7,5'da yani ısrarla TL 8.20 lira 8.30 8.48'e giderken 7.50'yi savunan birisiydi. Yani bu aşırı satıldı diyen bir kişi. Yani birçok Türk ekonomisten daha fazla TL'yi savunan bir kişi olarak söyleyebilirim net şekilde. O bile artık yelkenlere su yendirmiş. O bile tahminlerini fair value'sunu, adil değerini 9,5 TL'ye çekmiş vaziyette. Evet, bununla birlikte bir miktar daha burada kurdaki hareketlenmelerinde bizim piyasada çok dalga geçerler onunla 5,5 Robin işte 6,5 Robin yani revize oldu falan ama evet. Adam gerçekten TL'yi oldukça net şekilde savunmaya çalıştığını gördük yani bir şekilde. Evet, bir şekilde gördük ama oradaki bir revizyon bile bakalım bundan sonraki süreçte. Yani faiz indirim, her bir faiz indiriminin bu kez kurda acaba yaratacağı bir volatilite olur mu diye de yatırımcı üzerinde bir tedirginlik söz konusu. Ben yine hep benim savunmaya çalıştım. Yani öngörümü destekleyen nokta ne? Sayın yine Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu sunumda dış ticaret dengesine önem verdi. İthalatın ihracat karşılama oranına vurgu yapması
Bence hala arkadaki zihinde yatan planın dış ticaret dengesinde optimum neresi dengeyi getiriyorsa dolar TL'nin orada denge bulması. Rekabetçi kur. Rekabetçi kur söylemi bence yine son sunumda da sorulara cevap verirken vermiş olduğu alt metinlerde okuduğum noktalardan biriydi. Ama bir miktar daha burada da özellikle biz mesela akademisyenler şunu hep söylüyoruz, sosyal refah. Yani rekabetçi kur ve hedeflemesi optimum kur seviyesi bir miktar daha orada verilirken ulusal refah ve sosyal refahı da unutmamak gerektiğini de söylemek lazım. Şimdi istersen yine bununla birlikte devam edelim. Diğer tarafta da bakalım enflasyon sonrasındaki hem enflasyon içerisinde yani kurdaki hareketlenmeyi diyoruz ama kurdaki hareketlenmede bir miktar daha dış riskler de olabiliyor. Dış riskler işte cuma günü ABD'den gelen kişisel gelirlerdeki bir artışı gördük. Evet. Ve buradaki artışla birlikte bir miktar daha enflasyon beklentileri söz konusu. Yani ABD'den güçlü toparlama eğilimleri yılın her ne kadar enflasyon endişelerini yatıştırmaya çalışsa da burada güçlenen de bir doları görecek miyiz önümüzdeki süreçte? Bunu da yine fiyatlamalar arasına katıyoruz. Dolar endeksindeki fiyatlamayla haftaya başlayalım istersen. 91'in üzerinde başladı. Biliyorsun geçtiğimiz haftaki yorumlarımızda artık bir tepki zamanının geldiğini işte bu dead cat bonus dediğimizde evet. Bu kadar sert düşün arkasında illaki bir toparlanmanın gelmesi gerektiğini. İşte belli kritik eşiğimiz var. 91-10 onun üzerine atabilirse hareket biraz daha kuvvetlenebilir. Dikkat etmek lazım diyorduk. Cuma günkü işlemlerde çok sert bir dönüş hareketi yaptı. Genelde dönüşler böyle sert olur. Zirvelerde de diplerde de sert hareketlerle dönüşler gerçekleşir ki bunlara biz biraz da kaçış, uzaklaştırma, insanların oradan tekrardan maliyetlenme şansı vermemek adına yapılan hareketlerdir. Geçtiğimiz ay oldukça kötü geçirdi aslında. 93,5'lardan 90,5'lara gelen bir %2,8'ler civarında değer kaybı yaşamıştı dolar. Tekrardan bir toparlanma içine girdiğini söyleyebiliriz. 240 dakikalık grafik açısından, bugün farklı bakalım dedim, 240 dakikalıktan bakalım dedim. Burada net bir şekilde şu kanalın içinde gidiyorduk. Bu kanal bozulduktan sonra bir düşen trend içine girdi. Bu düşen trend çizgisi bizim 91-10'lardan geçiyordu. Buraya gelene kadar fibolar içinde gidip geldik. Şimdi şurada dikkati çeken birkaç unsur var 240 dakikalık grafik açısından. 8-21'lik ve hatta şimdi 50 barlık ortalamalar bize al sinyali üretmek üzere burada hareketin bir süre daha devam edeceğini sinyalini veriyor. Aşağı doğru geri çekilmelerde 91'in altına sarkmalar olsa dahi tekrardan bu hareket bu ortalamanın olduğu 91-10 bölgesinin altına inmediği sürece yani aşağısına sarkabilir ve kapanışlar 91-10 ve üzerinde olduğu sürece hareket yukarı doğru gitmek isteyecektir. İlk kritik direncimiz 91-34-91-44 bölgesinde. O bölge yaşayabilirse 91.88'e kadar bir hareket, hatta 92.33'lere kadar bir hareket gelebilir. Son günlerde hep bahsediyoruz, geçtiğimiz ay içinde şu zirve noktasını yaparken Euro-Dolar paritesi de 1.17'lere görmüştük. Hı hı. Bu noktaya geldiğimizde biz 1.21'lerin üzerine fiyatlamalar artık daha böyle yukarı 1.22'yi zorlamaya doğru mu gidiyor noktası. Daha önceki yorumlarında hep vurgulamaya çalıştım. Aslında Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası'nda bir bant hareketi söz konusu. Yukarıda 1.21, aşağıda 1.17, orta nokta 1.19 olacak şekilde. Bunun üzerindeki aşırı, bence üstü aşırı fiyatlama 1.17'nin altında aşırı fiyatlama olur. Yani bu ara bant içindeki normal seyirin devamına girmesi söz konusu olabilir. Bu zamansal olarak bazı dönemlerde gerçekleşen hareketler gibi görmek lazım. Bence üst sınır 1.21'in de burada aslında tescillendiğini, 1.21'lerin biraz üzerinin artık Euro içinde zirve noktaları işaret ettiğini söylemek Cuma lazım. Cuma günü de oradan dönüşü gerçekleştiğini tekrardan gördük. Gelen güçlü verilerle birlikte ABD'deki toparlamanın devam ettiğini söyleyebiliriz. ABD'deki toparlamayla birlikte bir miktar daha güçlü veriler dolar endeksindeki de yukarı yönlü eğilimi arttıracak mı? Bunları takip ediyor olacağız. Diğer taraftan 10 yıllıklara baktığımız zaman 10 yıllıklarda da 1.50'lere kadar bir geri çekilme söz konusu olmuştu. Fakat işte buradaki enflasyon endişeleri her ne kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı endişeleri bir miktar daha yatıştırmaya çalışsa da ya da Powell halen daha güvercin duruşunu devam ettirmeye çalışsa da savunmacı duruşunu devam ettirmeye çalışsa da piyasa beklentisinde bir miktar daha burada tahvil alım programlarının önümüzdeki süreçte özellikle Haziran ayındaki toplantının daha heyecanlı geçebileceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte 10 yıllık fiyatlamalarına da bakalım. Bizim ülkemizdeki gelişmekte olan ülke kurlarını özellikle yansıması açısından yakından takip ediyoruz.
Muhakkak çok önemli buradaki hareketlerin seyri. Şu anda benim beklentim son beklenti çerçevesinde hareketin devam ettiğini görüyoruz. Bu morla gözüken ortalamadan çok uzaklaşamıyoruz. Oradan destek almaya devam, temas devam ediyoruz. Bu hafta bakalım tekrardan ortalamaya temas edebilecek miyiz? Bu hafta için 1.5905'te. Eğer o ortalamadan biz bu hafta teması kesmeye başlıyorsak tekrardan bir hareketin başlayacağını işaret edecektir bu. Ben normal koşullarda burada yatarlaşmanın, buradaki sıkışmanın trend çizgisinden bir daha destek alıp hareketin yukarı doğru gitmesi şeklinde yukarıda 1.74, aşağıda 1.55'ler olmak üzere bir bant içinde seyrin devam edip daha sonra tekrardan bir ivme. O da yaklaşık 2 ya da 3 haftalık bir periyoda işaret ediyor temas etme sürecinin olma olasılığını. Burada dikkati çeken dediğim gibi yukarıda 1.67-23 sınırı önemli eşik. O bölgenin üzerinde son 4 haftadır kapanış almadığımızı görüyoruz. O bölgenin hep temas etsek de altında kaldığımızı söyleyebiliriz. 1.59'da aşağıda önemli eşiğimiz bu bölgenin arasında sıkışma. Bu sıkışma dediğim gibi eğer 1.67 ve 67-23 üzerinde kapanışlar başlıyorsa o zaman ve morla teması yoksa buradan araya daha biraz daha güçlenen bir trendden bahsederiz. Trend çizgisine değmeden hareketin buradan ivme kazanma söz konusu olabilir. Ama ben hala onun beklentisi içinde olmadığımı belirtmek isterim. Evet, bununla birlikte yine takip ediyor olacağız. Diğer tarafta dolar TL'ye baktığım zaman an itibariyle de yine buradaki 8.30 seviyesinin üzerinde bir miktar daha fiyatlamaların olabileceğine de işaret ediyor. Dolar TL'ye yansıması içerideki bugün enflasyon verisinin bir miktar daha geçen hafta itibariyle fiyatlandığını söyleyebilir miyiz? Bugün beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yani işte aylık bazda 1.79'luk bir artış beklentisi var ama enflasyon verisinin üzerinde bir veri geldiğine yani. Düşünürsek Cenk. Buradaki fiyatlamalar neye doğru evrilir? Yani bir miktar daha oradaki bandın 8 ile 8-10 arasındaki bandın alt banda üst banda kaydığını görüyoruz ve dolayısıyla 8.20 ile 8.30 arasında bir fiyatlama söz konusu. Oradaki hareketin biraz daha tetikleyen bir iki faktör daha var aslında sadece. Enflasyon raporundaki belirtilen aralığı çok fazla piyasa benimsemediğini görüyorum. Ben orta noktada olan 12.2'nin alt sınır gibi kalabileceği, daha çok 14.40'lar üst bandının etrafında gerçekleşmesi beklentisi haiz. Piyasa biraz beklentinin altında gördü. İkinci faktör geçtiğimiz hafta başlatılan kapatma ile ilgili de hep piyasada bir serzeniş vardı. İşte buna mali destek nerede acaba olacak diye. O noktada bir adım atıldı 5 milyar TL'lik. Onun da bir yansıması burada fiyatlamalarda görüyoruz. Fiyatlamaları grafik üzerinde Cenk Akyoldaş bize göstermeye devam edecek. Bugünkü beklediğimiz ve dikkat etmemiz gereken kritik seviyeler neler? Tüm bunları konuşuyor olacağız yalnız. Forex Haber editörü Neslihan Köroğlu'na gidelim. Neslihan selamlar, hoş geldin. Selamlar Pelin, iyi haftalar. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü borsa açılış beklentisini alalım ve bu haftanın odağında hangi ekonomik takvim olacak, hangi veriler olacak senden almış olalım. Evet, hemen aktaralım. Borsanın haftaya hafif alımlarla başlaması bekleniyor Pelin. Analistlerin endeksin açılış faktörüne ilişkin medyan tahmininin artı 2.63 puan, ortalama tahminin ise artı 2.44 puan olduğunu gözlüyoruz. Forex Haber Merkezi olarak düzenlediğimiz ve 31 aracı kurum analistinin katılım sağladığı ankette en yüksek beklenti artı 9.10, en düşük beklenti ise eksi 7.77 puan olarak gerçekleşti. Ankete katılım sağlayan 31 analistin 27'sinin pozitif, 4'ünün ise negatif açılış tahmininde bulunduğunu görüyoruz. Ekonomik takvime bakacak olursak Türkiye'de bu hafta enflasyon verisi, faiz kararı, Amerika'da ise istihdam verilerinin öne çıktığını gözlüyoruz. Bugün haftaya önemli bir veriyle başlıyoruz. Nisan ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatları saat 10'da açıklanacak. Forex Haber Merkezi olarak 17 ekonomist ile düzenlediğimiz ankete göre Nisan ayı TÜFE tahminleri aylık bazda %1.80, yıllık bazda ise %17.30 artış yönünde oluştu. Yıl sonu dolar TL anketi de düzenledik. Bu tahmin ise 9 seviyesinde oluştu. Bugün saat 11.30'da ise Ticaret Bakanı Muş Nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Bunu da belirtmiş olalım. Yurt dışı tarafa bakacak olursak imalat sektörü satın alma yöneticileri endeks verilerinin öne çıktığını görüyoruz. Dün boyu 25 ülkeden PMI verileri gelecek.
Amerika'da inşaat harcamaları, ISM imalat sektörü PMI dataları da piyasalar tarafından takip edilecek. Bu arada bugün İngiltere, Japonya, Rusya ve Çin'in tatil nedeniyle kapalı olacağını da hatırlatalım. Yarın Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporu gelecek ve bununla birlikte banka reel efektif döviz kuru verilerini de açıklayacak. Avustralya Merkez Bankası faiz kararını da göreceğiz yarın. Banka son 4 toplantısında olduğu gibi bu toplantıda da faizlerde bir değişiklik yapması beklenmiyor bankanın. Amerika'da ise yarın dış ticaret, New York ISM iş koşulları endeksi, fabrika siparişleri verilerini izleyeceğiz. Çin ve Japonya piyasaları yarın kapalı olmaya devam edecek. Çarşamba gününe bakacak olursak Merkez Bankası'nın beklenti anketinin sonuçlarını izleyeceğiz. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi %13.12, 12 ay sonrasına ilişkin beklenti ise %11.26 olarak açıklanmıştı. Bunu da hatırlatmış olalım. Amerika'da MBA Mortgage Endeksleri, ADP özel sektör istihdamı, ISM hizmet sektörü PMI verileri öne çıkıyor. Global piyasalarda hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi PMI'yi da takip edeceğiz. Euro bölgesinden de üretici fiyatları gelecek. Perşembe günü ise haftanın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Merkez Bankası Mart ayında faizi 200 baz puan artırdıktan sonra son toplantısında bir değişikliğe gitmemişti. Bu ayki toplantıda da faizin %19 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Forex Haber Merkezi olarak 23 ekonomistin katılımıyla düzenlediğimiz ankette haftalık repo için yıl sonu medyan tahmininin ise %16 seviyesine gerçekleştiğini gözlüyoruz. Yurt dışı tarafta ise Perşembe gününün en önemli gündemi İngiltere Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı olacak. BOE en son 2020 yılı Mart ayında faiz oranını 15 baz puan indirmişti. Bankanın sonraki 9 toplantısında faiz değişikliğine gitmediğini de anımsatmış olalım. Perşembe gününe bakılacak olursa Almanya'dan fabrika siparişleri, Euro bölgesinden perakende satışlar, Amerika'dan ise tarım dışı verimlilik ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin olduğunu görüyoruz. Bu arada İngiltere'de de yerel seçimler, İskoçya'da ise parlamento seçimlerinin olduğunu anımsatalım. Haftanın son işlem gününde ise TÜİK finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile dış ticaret endekslerini, hazine ise nakit gerçekleşmelerini açıklayacak. Asya tarafında Çin ticaret rakamları, Avrupa'da Almanya'dan gelecek sanayi üretimi, ticaret ve cari denge verileri gibi dataları izliyor olacağız. Amerika'da haftanın en önemli verisi olan istihdam verileri Cuma günü açıklanacak. Amerika'da Nisan ayında tarım dışı istihdamın 950 bin ila 970 bin aralığında bir artış kaydetmesi, işsizlik oranı ise %6'dan %5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Amerika'da ayrıca toptan stoklar ve tüketici kredilerini de izleyeceğiz. Cuma günü ECB Başkanı Lagarde da Türkiye saatiyle 13'te bir konuşma yapacak. Bu konu açıklamaları da takip ediyor olacağız. Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Pelin. Size iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Neslihan, aktarmış olduğun bilgiler, değerlendirmeler için dileyelim. Efendim, bu kez Cenk'le birlikte fiyatlamalara kaldığımız yerden devam edelim. Dolar TL'deki fiyatlamaya bakacak olursak Cenk, Dolar TL'deki fiyatlamada bugün enflasyon verisi söz konusu. Bakalım nereye doğru evrilecek? Hızlıca geçelim. Evet, öncesinde biraz stres var. Önden fiyatlıyoruz gibi gözüküyor. Yüksek gelebilecek enflasyon. Şimdi burada bizim hep bahsettiğimiz morla gözüken ortalamanın üzerindeyiz. Bu üç ortalamanın üzerinde olmak tehlikeli. Yukarı doğru marjın açtığını söylememiz mümkün. 8.26'da bulunan Fibo'nun da üzerindeyiz. Orada tutunduk, tekrardan bir atak yapmaya başladığını görüyoruz. Bu noktadan itibaren hareketin üst sınırı, şimdi bu şu banttan biz bir üst banda doğru kaydığımızı söylemek mümkün olabilir. Yukarıda 8.37'ler ara direnç, onun üstünde de 8.45 önemli nokta. 8.45 bizim kilit noktamız olduğunu hep vurguluyorum. 8.45 ve üzerinde kapanış alınmaması gerekiyor. Alınması durumunda yeni zirvelere doğru hareketin başlama ihtimali doğar. O nedenle korunması gereken bölgelerin içine doğru, tehlikeli noktaya doğru hareket ettiğini söyleyebilirim. O nedenle bir an önce tekrardan 8.26 ve altındaki fiyatlamalara getirip şu bant içine oturtmamız lazım, 8.15 en azından. Gördüğüm kadarıyla piyasada artık 8, 10 ve 6'nın piyasada dip olarak kabul edildiğini görüyorum. Bu fiyatlamalar son çerçevedeki bu son
1 liralık hareketten sonra 7.20'lerden 8.20'lere geldikten sonraki harekette artık kolay kolay kendisini 8.09'un altında bırakmıyormuş bir imaj oluşturdu maalesef. Hı hı. Öyle olunca da fiyat aşağıdan kendisine destek bulmaya başladıkça yukarı zorlamak durumunda kalıyor. Yaşadığımız da şu an o. Günlük grafik açısından bir de bakalım hemen hızlıca, bu 240 dakikalık grafikti. Burada da biliyorsun bizi ana taşıyan ortalama 8 günlük ortalama. 8 günlük ortalamanın altını geçtiğimiz hafta test ettik bir kez. Nereye kadar? Yeşille gözüken 21 barlık ortalama. O da 8.15'lerde şu anda seyrediyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 8.11-8.13 bandı içinde açıklamalar esnasında bir değmiştik, öyle bir iğne değdirip ondan sonra hemen hızlı bir şekilde toparlamıştık. Ortalamanın üzerinde kaldığı sürece hareket bir tur daha yukarı gitmek isteyecektir. İşte maalesef ve maalesef şurada bir, hep bahsediyorum, bir çanak oluştu. Burada bir kulbu oluşup ya da kulbun kulbun oluşuyor şeklinde bir hareket olabilir. Bu bölgeye dikkat etmek lazım. Şu eşik aşılmaması gerekiyor. O eşiği aşıyorsak hareket ivme kazanmaya gidiyor demek olacaktır maalesef. Evet, şimdi bunu... Teknik, yani bu benim değil, tekniğin söylediği bir tekniğin şey. Tekniğin söylediği bir durum. Şimdi politika faizinin bu hafta bir miktar daha şahin duruşun devam ettirilmesiyle birlikte sence bir gevşeme hareketi olmaz mı orada? Perşembe günkü açıklamalarda o şahin duruşun gelmeyeceğini hissetti piyasa biraz da, bana öyle geliyor. Yani tekrardan bu fiyatlamaların bu noktaya gelmesine yatan faktör birazcık da o gibi gözüküyor. Aynı şekilde haftalık bazda da işte hep bahsettiğim o pivot çizgisinin geçtiği bölge 8.47.50 bizim için önemli nokta. Hı. O bölgenin üzerine atarsak hareket bir anda kendini daha önceki 8.58 zirvesi ve daha sonrasında 8.83'lere kadar yeni bir marj açma durumu olabilir. Hatta kanalın üst bandı hep bahsediyorum. Biz bu pivotun altındaysak en azından şu bölgelere doğru akım gelme ihtimali var. Bu pivotun üzerine çıktığınız zaman o zaman da trendin üst bandına doğru gitme arzusu söz konusu. Trendin üst bandına gittiği yerde 9.20-9.30'ları işaret ediyor bize maalesef. Evet, bu önümüzdeki süreçte umuyoruz. Yani şimdi politika faizine dair piyasa madem biraz daha böyle daha güvercin duruşa doğru bir geçiş mi olacak sinyalinin aksine, mesela Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'ndan şahin duruşun devam ettirilmesi belki burada bir miktar daha etki yaratabilir. Evet, bir de bir şey daha göstermek istiyorum burada. Şu önemli. Mesela bu tür haftalık bazdaki grafiklerde hareket başladığında bizi taşıyan iki tane önemli ortalama var. Burada mavi ve yeşille. Mesela bir trend başlattığı zaman gördüğünüz üzere mavi ve yeşillinin altında sarkmıyor. Hiç sarıya gitmeyen bir yükseliş oluyor. Şimdi bizim sarı nereden geçiyor? 8.02'lerde. Eğer 8.02 yani bu sarıyla teması sağlayamadığımız sürece biz sıkıntılıyız. Hareketin yukarı doğru yükselen trend içinde olduğuna işaret eder. Ne zaman biz bak sarıyla şurada temasa başlatıyoruz, ondan sonra süreç başka boyutta evriliyor. Bak burada da aynı şekilde ne zaman sarıyla biz temasa başlıyoruz, o zaman seyir başka noktaya doğru evriliyor. Bizim o sarıyla olan teması bir şekilde tekrardan sağlamamız lazım. Onu sağlayamadığımız sürece maalesef hareket iyi günlerde aşağı doğru, TL'nin değer kazandığı günlerde ancak ve ancak yeşille gözüken 6 haftalık ortalamaya kadar gelebiliyor. Şu anda 8-17'ler civarında olduğunu görüyoruz. Normalde taşıyan ortalamanın 4 haftalık ortalama olduğunu görüyoruz. O da 8-24'lerde. Evet, şimdi bununla birlikte bir miktar daha buradaki fiyatlamaları takip ederken bir de son olarak da yine dolar TL'de bitiriyor muyuz yoksa borsaya geçelim mi? Borsaya geçelim evet, bence. Hisse senedi tarafında da bir miktar daha dolar TL'li de korelasyonun olduğunu düşünürsek eğer, devam edeceğini düşünürsek eğer, Borsa İstanbul'da 1400'ün üzerinde kapanışı gerçekleştiremedi. Hı hı. Yani buradaki kapanışa baktığımız zaman Cenk 1397 seviyesi ve 1400'ün üzerinde biz bir miktar daha oradaki psikolojik seviye olan da o sınırın üzerinde kalmayı tercih ediyorduk. Ama işlem hacmine bakıyorum. İşlem hacmi ciddi anlamda hala daha düşük, 15 milyar TL'lik bir hacim söz konusu. Şimdi enflasyonu soracağım. Enflasyonun etkisi olur mu bugün borsa içerisinde? Ve bunun daha önemlisi de bu hafta politika faizinin bir miktar daha sıkı duruşuyla beraber yabancı pozisyonlanmaları geri döner mi? Ona dair de bir endişelerimiz söz konusu oluyor. Çünkü belli ki bizim burada yabancı pozisyonlanma ihtiyacımız var. Yani izleyicilerimizden de mesela bir yorum gelmiş. Özellikle orada da Dow Jones tarafında da bir beklenti
söz konusu var. Mesela Özgür Vural Bey demiş ki Dow Jones 33 bine geldi. Dow Jones'taki en küçük düzeltme bizde şiddetli oluyor. Ve yani uzmanlar Dow Jones'ta düzeltme olacak diyor. Yakın zamanda ABD'deki enflasyon ve 10 yıllıklar takip edilmeli. Biz bu seviyelerden alım yaptık diyelim. Bu ay düzeltme olursa %10 ya da 15 zarar etmez miyiz diyor. Tabii bu potansiyel. Şimdi borsaya girdiğiniz zaman hep alırken kazanma diye bir, yani şimdi siz birkaç tane strateji var bir borsada yatırım yaparken. Bir, çok uzun vadeli yatırımcısınızdır. O zaman önemli değil. Nasıl bir BES'e para yatırır gibi her ay bir küçük miktar, işte 500 lira, 1000 lira, 1500 lira, 5000 lira, herkesin bütçesine göre artık bir yatırım stratejisi belirledi. Onu zamanla yayıp her ay piyasa kötüyken de iyiyken de alıp bir portföy oluşturmak. Belli senetleri seçip onlara hep her ay düzenli şekilde bir para atıyorum. İşte 20'li yaşlarınızın başınızda çalışma hayatınıza başlamışsınızdır. 50'li yaşlarınızda çalışma hayatınızı bitireceğiniz döneme kadar bir birikim oluşturmak istiyorsunuzdur. Bu bir stratejidir. Her aylık bir yatırım. Ne zaman işte yaşınız belli bir emekliye doğru yaklaştıkça da oradaki kombinasyonu yavaş yavaş riskli varlıklardan sabit getirilere doğru kaydırmaya başlarsınız. Bir miktarını hisse senedinde o tamamen emekli olduktan sonra da daha ziyade sabit getirili tarafa doğru kayılan bir strateji vardır. Bu bir yöntemdir. Diğeri böyle kısa vadeli vurkaçlar yapmaya çalışan, al sat, gün içi alayım satayım, ucuz fiyattan bulup yukarıdan alayım satayım, çok işlem yapayım. Bu day trade dediğimiz, bunda kazanç kadar kaybın olma olasılığı da kuvvetli. İşte orada sizin biraz da kendi içgüdüleriniz ve piyasanın verdiği imkanlar doğrultusunda gerçekleştirebildiğiniz çok yorucu bir yatırım değil, oyun stratejisi diyelim. Borsanın o anlık fırsatlarını değerlendirme. Hı hı. Bir diğer yaklaşım da mesela sabırlı davranıp kısa vadeli vurkaç, tam böyle biraz da gerilla taktiği gibi düşünmek lazım. Piyasanın sert düşüşlerinde böyle biliyorsun işte yaşıyoruz bunu, haftalık bazda %7-8'lik bir düşüş oluyor, işte bazılarda 15'lik. O noktalarda hemen bir müdahale yapıp o karmaşanın içinde bir pozisyonlanıp onun sert tepkisinde hemen kârı realize etme. Bu size yaklaşık olarak ayda, yılda 5-6 tane böyle büyük fırsat verir. O büyük fırsatlardan yararlanma stratejisi olabilir. Bunlar tabii ki sizin müşteri profili, yatırımcı profilinize bağlı gerçekleşebilecek yaklaşımda. Beyefendinin belirttiği tabii ki tehlike her zaman var. Şu anda biz buluttan nem kapan bir piyasadayız. Evet. Kendi iç dinamiklerimizle dönemiyoruz. Yani yukarı doğru götüremiyoruz. Dünyadaki şu anki nimetlerden faydalanamıyoruz. Bütün piyasalarda yeni rekorlar, yeni zirveler oluşturulurken. Şimdi orada da bir yorgunluğun tekrardan başladığını, benim beklediğim o düşüş gelmedi, biraz gecikiyormuş gibi ama çok da böyle inmeni alamadığını görüyoruz. Hatta grafiğine de bir hemen bakalım istiyorsan. S&P tarafında benim realizasyon beklemeye başladığım noktadan beri aslında piyasa bir yatay bant içinde gittik geldiğini görüyoruz. Yani şu bölgeden itibaren bakarsan aslında trend çizgisinden çok uzaklaşmayan böyle iğme, bak şu iğmedir, bu bir yataylaşmadır. Buradaki hareketler biraz daha yataylaşmaya doğru dönmeye başladı söylemek mümkün. 4179 önemli temasın çoğalmaya başladığını görüyoruz. Temasın çoğalmaya başlaması burada momentumun düşmeye başladığını işaret ediyordu. Kaç günlük ortalama? 8 günlük. Normal eşyanın tabiatı gereği bir bu sürecin artması 21 günlük ortalamanın temasının gelmesine işaret eder bende. O da 4126'da önümüzdeki günlerde burada 4126'ya kadar bir yani yeşille 21 günlük varlık ortalamaya kadar hareketin gelmesi beklenebilir. O hep bahsettiğim şu sert düzeltmelerden sonra bir türlü bu büyük hareketin ana düzeltmesinin hala gelmediğini, 8 ayı bulacağız neredeyse. 8 aydır yapılan düzeltmelerin %3'te %5'i geçmeyen aralıklarda olduğunu. O nedenle buradan bu kadar ne kadar gecikirse gelecek olan düzeltmenin de şiddeti o kadar yüksek olmasını beklerim. O da işte o nedenle geciktikçe bendeki %10 olma ihtimalini daha da kuvvetlendiriyor gelecek olan düzeltme hareketinin boyutunun.
özellikle 10 yıllık tahvil faizlerindeki yaratacak baskı bir miktar daha orada evet. hissedilebilir önümüzdeki süreç içerisinde. Borsa İstanbul'dan devam edecek olursak dediğim gibi yani burada 1400 seviyesinin üzerinde kalıcılığını sürdüremiyor. Ne ihtiyacımız var, ne olması gerekiyor ki buradaki yukarı randıman devam etsin. Küresel pozitifken biz bir miktar daha iç haber akışımızla beraber negatif ayrıştık. Dolayısıyla ne gerekiyor? Buradaki doping ne? Piyasanın dopingi ne olacak? Yani şöyle söylemek lazım. Bilançolar iyi gelen, beklentilerden iyi gelen bilançolar var. Buna rağmen hareket bir türlü ivme kazanamıyor. Çünkü mal dağıldı. Mal dağıldığı zaman işte hep bahsettiğim hikaye. Ana piyasayı taşıyan oyuncular diye piyasayı yapan oyuncularda mal olmadığı zaman piyasa gitmiyor. Yani tabana yayıldığı zaman biraz ne diyorum işte bu binicisi olmayan at gibi. Yani şöyle düşün, nereye gideceği belli değil, kararsız. Hı hı. Ama üzerine bir binici jockey olduğu zaman o atın bir hedefe gitme ihtimali var. Yani şu anda o hedefsiz olmanın getirmiş olduğu bir yapıyla karşı karşıyayız. Ana tutucu kütleden bir mal geldi, o mal dağıldı. O malın tekrardan yerine konulması lazım ki tekrardan bir hareketin başlayabilsin. Aylık bazda bir kapanış yaptık. Aylık bazdaki kapanışa baktığımız zaman burada da ben önemsediğim bir seviyenin üzerinde kapattık. Hı hı. 1378 üzerinde kapatmamızı ben olumlu görüyorum. 1378 ve altında bir aylık kapanış alırsak, bizim burada yeşilde gözüken bir ortalamamız var. 6 aylık bir ortalama bu. Onun altındaki kapanışlar burada trendin uzun vadeli bir düşüş trendine doğru evrilmeye başladığını işaret eder. Şu an hala şey sınırlar içindeyiz, makul sınırlar içindeyiz. Boğa piyasasının düzeltmesi sınırları içinde kabul edilebilir. Ne zaman ki biz bu seviyeleri, demin bahsettiğim seviyelerin altında kapanışlar almaya başlarsak, boğa piyasasına, ayı piyasasına doğru bir geçişle karşı karşıya kalırız ki bundaki düzeltme dönemleri de daha böyle zamana yayılan bir periyoda işaret eder. Önümüzdeki süreçte mesela yine teknik olarak bakalım, zamanımız da az kaldı ama hı hı. burada hızlıca. Önümüzdeki süreç, o yükseliş trendi ne zaman olur? Biraz daha vakit var. Yani bu, ben Haziran ayının geçmesini bekliyorum ki Haziran'dan sonra biraz daha işin şekillenmesi net olacak. Evet. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Biliyorsun bu silsilemiz devam ediyor. Silsilemizde bir sekte uğramadık şimdiye kadar. Bu silsileye göre şimdi şöyle, şuna benzer bir grafik gerçekleştirmesi bekleyebilir. O marjları buraya koyduğum zaman oradaki de benzer bir hareket yapacaksak, yukarıda 1418, aşağıda 1372'lik bant içinde hareketi gerçekleştirmek lazım. Ama bu bandın bizim dışına çıkartabilecek iki tane, belki üç tane majör faktör gerçekleşebilir. Bu hafta kritik bir hafta. Ya bu kadar sakin bir hafta olmaması sebebiyet verir. Bir tanesi enflasyon verisi, bir tanesi para kurulu toplantısı. Diğeri de Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi. Bu üç veri piyasalarda tekrardan yön vermesi söz konusu olabilir. O nedenle çok da bekle gör haftası olmamasını beklemek lazım ama grafik bize şu bant aralığında, aşağıda 1372, belki taşması 1365 olabilir. Yukarıda da 1418 arasında geçecek bir haftaya işaret ettiğini söyleyebilirim. Evet, bununla beraber yine haftalık bazda da takip ediyor olacağız. İstersen diğer grafiğimize de tabii. geçelim. Buradaki fiyatlamalar sonuç. Hemen hızlıca geçelim bu grafikleri. Günlük bazda grafiğe baktığımızda geldik. Kararsız noktadayız. Şu ortalamaların etrafındayız. Üzerinde olmamız güzel. Yukarı doğru gitme arzusu içindeyiz. Ama tam bu teyidi alamadık hala. Yaklaşık olarak 3-4 gündür bu ortalamanın etrafına gidiyoruz. Hangi ortalamalar? Bizi taşıyan ana ortalamamız olan 16 günlük ortalamanın üzerinde olmamız güzel. 1391. Üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece hareket yukarı doğru evrilmek isteyecek. Kırmızıyla gözüken ortalamamız var. 1400 puandan geçiyor. Orası kritik eşiğimiz. Onun üzerine atması gerekiyor bir şekilde. Onun üzerinde kalıcı kapanışların gelmesi gerekiyor. Yukarıda da kritik dirençlerimiz neresiye baktığım zaman buradaki grafikte 1430, iki tane önemli, bizi şurada ve şurada taşıyan iki ortalamanın kesişim noktası olduğunu görüyoruz. Şu anda 1430-31 bölgesine geldi. O bölgenin, eğer ortalamanın üzerine atabilirsek iş biraz daha rahatlamaya başlayacak piyasa adına, net şekilde söyleyebilirim. Evet. Oraya atamadığımız sürece maalesef bizi baskılamaya devam etmesi beklenebilir. Evet, bununla birlikte sürekli de endeksel sektörel ayrışmadan da bahsediyorduk ama sektörel ayrışmanın bu kez aşağı yönlü mü sönümleneceğine dair de bir takım endişeler söz konusu ama bundan böyle yukarı yönlü hareketler devam gelecek mi yine merak ediyoruz. Son olarak 240 dakikalık grafikte yapalım, ondan sonra kapanışı verelim. Evet, 240 dakikalık grafikte de
şu yeni zaman dilimi içindeki hareketimiz devam ediyoruz. Buradayız. 1396.91 yani 1397'nin üzerinde kapatmamız, tam o sınırda kapattık. Önemli bir eşikti. Pozitif gibi değerlendirmek lazım. Son 4 bara baktığımız zaman bu bölgenin üzerinde hareket. Yukarıda 1418'lere gitmek arzusu içinde. Ortalamaların ağzı daha tamamen kapanmadı. Açık. Ne zaman biz onu kapatıp alt sinyal üretiriz? 1400 ve üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda. Bu ortalamanın üzerinde olmak olumlu. Yukarıda da yine burada da 1433 önemli direnç konumunda. 1400-1435 bölgesi ortalamalardan çok kuvvetli direnç noktasına geçmiş vaziyette geldi. Yani oraya kadar 1460-70'lerdeydi. Oraya kadar çektiğimizi görüyoruz. Hareketin bundan sonraki süreci belirleyecek bölge o bölgenin üzerine atıp atamayacağımız. Evet, bununla birlikte atıp atamayacağımıza bakıyor olacağız. İstersen bir de Euro-Dolar paritesine bakalım mı Cenk? Yani Euro-Dolar paritesi ile alakalı şimdi burada eğer Borsa İstanbul'u kapattıysak bugün son olarak da şunu söyleyelim. Hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor gün içerisinde bunu söyleyelim. Ardından da Euro-Dolar paritesine bakalım, orada da 1.20'nin altına doğru inen bir kere günlük bazdaki grafik açısından baktığında 1392'nin altında kapanış almamamız lazım. O önemli. Onun altında indiğimiz takdirde seviye 1372'lere kadar, 1365'lere kadar marj aşmaya başlar. Yukarıda harekete baktığımızda 1407-1408 haftalıktaki ortalamadan gelen direnç, bir üstünde de 1418 var. 1418 ve 1433 oldukça önemli iki kritik eşiğimiz. O bölgelerin üzerindeki kapanışlar bizim biraz daha ileriye yönelik dönemde motive edici faktörler olarak ortaya çıkar. O bölgeleri aşmadığımız sürece hareket hep belirttiğim gibi düşüş trendi içindeki bir toparlanma tepkisi gibi değerlendirmek lazım. Evet, bir miktar daha toparlama etkisi olabilir der Cenk Akyoldaş. Son olarak da dediğim gibi dolar endeksinde bir güçlenim eğilimi, Euro'da ise bir miktar daha düşüş mü söz konusu olacak? Gelen ABD'den güçlü verilerle birlikte bir miktar daha Euro-Dolar'da 1.21 seviyelerinden tekrardan 1.20'lere kadar da bir geri çekilmeyi söz konusu oldu. Bunu da teknik olarak eğer bakacak olursak. Burada da çok önemli bir kritik şeye geldik. Şu 1.21'lerin üzerinde çok kalıcılık sağlayamadığını gördük. Buradan baskılandık. Şu bölgeye geldik. Bu bölge oldukça önemli bir bölge. Neresi orası? Fibonacci'den 1.20'ler civarı. Aşağıda da ortalama var bir tane 1.20.09'da. Bu bölgenin altına sarkmadığı sürece tekrar buradan hareketlenip ortalamaya doğru tepki vermek ister. O da ama ortalamalar nerede? 1.20.60.70 bölgesi. O bölgenin çok kolay geçilemeyeceğini işaret ediyor. Ben tekrardan şu kırmızıyla gözüken alt bandda 1.19'a kadar bir hareketin gelmesini bekliyorum buradaki soluklanmadan sonra. Özellikle 1.17 ile 1.21 arasında bir dengelenme çabası bu band arasında giden bir euro dolar paritesi olacağını söylüyorsun. Merkez Bankası'nda istediği ve hedeflediği ara bant zaten bu seviye, bunun üzerine ya da aşağısına sarkmadığı sürece herhangi bir müdahalenin de olmayacağı açıktır der Cenk Akyoldaş. Cenk, çok teşekkür ediyorum. Bugünkü aktarmış olduğun bilgiler, kıymetli değerlendirmeler için. Efendim, biz elimizden geldiğince yine teknik bölümde sizlerle birlikte paylaşmak üzere sunduk ve dolayısıyla bugün enflasyon verisini karşılıyor olacağız. 15 dakika sonra saat 10 itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen enflasyon verisiyle birlikte piyasalar nasıl şekillenecek, bugünkü önemli noktaları aktarmış olduk. Programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ahlatçı Yatırım beklenti raporunu sundu.